Evet, chapter'a göz attım. Gözüm içinde kaldı. Niye mi? Buggy, Ben hariç bütün güçlüleri tayfasına almış. Carrot'ın kaderi belirsiz ve Wano'dan ayrılmaya sonundan başarıyoruz. Ve Kara Sakal'ın adamı Wano'da. Evet, Kara Sakal'ın da adamı Wano'da. Gerçi bir geçiş chapter'ı ama tadından yenmeyecek şeyler oluyor bana sorarsınız. Bunlar ve daha fazlası hepsi introdan sonra sizinle. Canlar, yavrularım ve diğer varlıklar. Bölüme geçmeden chapter yarın çıkıyor ve odanın masasından çaldım bu chapter'ı. Ne oluyor lan? Ondan dolayı like atmayı, abone olmayı unutmayın. Siz abone olun ki ben oda ile rakı balık bile yapabileyim bir gün. Spoiler videosunda dediğim gibi Katakuri ve Owen Germalara saldırıyor. Ve şöyle bir şey var bu saldırıda. Gerçekten Germaların kurtulacağına inanmıyorum ben artık. Çünkü hani bu panelden sıyırmaları için bir destek gelmeli. Eğer ki o destek gelmezse sıyrılamazlar. Bunun altını çizerek diyorum. Çünkü çizimde de net bir şekilde Owen ve Katakuri final saldırısına çıkıyor gibi duruyor. Yani kurtulmaları gerçekten çok 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 zor gibi duruyor. Mekanı cennet olsun. Lütfen El Fatiha. Chapter'e de bir giriş yapalım. Son chapter'ların aksine bu chapter biraz daha veda üzeri, biraz daha Wano ile ilgili. Ondan dolayı da açıkçası beni sarmayan yanları da oldu. Saldırıdan etkilenen Raizo ve Shinobu'yu görüyoruz. Bu arada iyileşiyorlar, yani kötü bir şey olmuyor. Erimişler ve toparlandıklarında Shinobu'nun seksi formunu tekrar alabildiğini de öğreniyoruz ki görüyoruz. Burada da şöyle bir şey fark ediliyor. Kaido sayesinde bugüne kadar kimse saldıramıyordu Wano'ya. Sonuçta gelen adam düşünüyordu. Aa, Kaido var, sıçarım ben geri döneyim. Şimdi Kaido'nun olmamasından dolayı da Aramaki'nin saldırmasından dolayı da Wano'da bir tedirginlik var. Yani yöneticilerde, Kızılkınlar'da vesaire. Sonuçta şimdi saldırabilirler ve defansta kimse yok. Yani zaten bundan dolayı da ben baştan beri eskiden diyordum Yamato katılmaz. Hani bir güçlenme olayı lazımdı. Momo'nun büyümesiyle aslında bu olay tamir edildi. Ama burada da ek olarak şöyle bir karar veriliyor. Nekomamushi ve Inuyarashi diyor ki abi siz gidin Zoo'ya. Yani Mink'lere biz burada kalacağız, destek lazım. Şimdi bunlar ekibini yollayıp kendisi kalırsa ne oluyor? İki pozisyon boş oluyor. Ve bir pozisyon Wanda'ya, diğer pozisyonda Karot'a veriliyor. Yani Mink'lerin yeni liderleri bu ikili. Diyemiyorum tam, Wanda'dan onay çıktığını öğreniyoruz. Ama Karot ile ilgili şöyle bir sıkıntı var. Karot kabul etmiyor ve diyor ki yani benden daha güçlüleri var, benden daha uygunları var. Bildiğiniz hani benden daha iyileri var falan modunda. Burada da şöyle bir şey deniliyor. Doğru ama hani Pedro'nun ruhu, yani Pedro için falan filan, yani böyle bir duygu sömürüsü yapılarak Karot'u etkilemeye çalışıyorlar. Ya şöyle bir şey diyeyim. Burada Karot direkt evet demiyor. Hani Pedro sahnesinden sonra bitiyor. Ve şimdi bilmiyorum hatırlayanınız var mı? Benim 1,5 sene önce çektiğim bir video vardı. Tayfaya katılanlar normalde bir kişi katılır demiştim. O zaman daha Yamato taptazeydi. Ve ondan dolayı da Yamato katılır demiştim. Ama eklemede şunu yapmıştım. 2 kişi de katılabilir. Sadece Kara Sakal'a da bir üye katılmalı ki ona da birazdan geleceğiz. Yani doğal olarak Karot'un evet dememesi ve ucu açık kalması da bana göre çok küçük bir ihtimal sunuyor burada. %5, %6 falan gibi bir ihtimal. Ama bu ihtimal var. Bana göre var bu ihtimal. Çünkü Karot'tan böyle bir tayfaya katılma sürprizini açıkçası ben bekleyebilirim. Halen de bekleyebilirim. Çünkü Karot o profili uygun. Seven, sevme profili uygun. Tayfa ile zaman geçirmiş ve Mink, yani değişik bir ırk. Ama dediğim gibi %5 ihtimal. Bunun için bir kere Kara Sakal'ın yeni bir üyesi olmalı ki onu da bu chapter görüyoruz aslında. Ama hani dediğim gibi buna rağmen tabi biraz düşük bir olay. Neyse, oraya gelmeden diğer olaylara da bir kısa size özet geçin. Malum şimdi bugün dinleyenler chapter'ı daha okumadan, meraktan dinlediği için kısa bir özet halinde anlatayım. Momo ve Hiyori dedeleriyle tanışıyorlar. Tabi bu olayın gizli kalmasına karar veriyorlar ve bundan sonra da Tayfa'nın bir konuşmasını görüyoruz. Pluton hakkında konuşuyorlar ve Luffy ilgilenmediğini de açık açık diyor. Yani ben Pluton ile ilgilenmiyorum, benim umurumda değil. Tabi Franky'nin merakını da böyle görebiliyoruz net bir şekilde. Ama burada önemli olan olay Luffy'nin tepkisi değil. Ha, Luffy'nin vereceği tepki zaten belliydi. Sonuçta abi adama desen Plüton mu, bir kilo et mi, adam eti seçer yani. Gerçi fiyatları, yani Türkiye'den tatilden geldim, fiyatları görünce de bunu seçmesini mantıksız bulmuyorum ama sonuç olarak buradaki önemli olan şey Luffy'nin verdiği tepki değil. Burada önemli olan şey Karibu'nun gizli bir şekilde onları dinlemesi. İlk gelen spoilerlerde gemide olduğu açıklanıyordu. Şimdi
tabii ki şeyde tam gemide olduğunu söyleyemem. Ama şöyle bir gerçek var. Yani buradan onları dinleyebilen adam gemiye de sızıp dinler. Yani ha gemiye girdi girmedi bana göre sızacak yani, kesin bir şeydir. Ama şöyle bir olay var. Ha sızıp dinliyor tamam da niçin dinliyor? Sonuçta kaç arktır kendini belli ettiriyor. Kaç arktır peşimizde yani hissediyoruz. Ve kaç arktır bir şeyin başlangıcı gibi duruyor. Ve bu chapter bize bu bilgi veriliyor. Ne veriliyor? Şöyle bir laf diyor. Poseidon şimdi Pluton. Bu bilgileri o kişiye vermeliyim diyor. Şimdi size soruyorum, o kişi kim? Imu mu? Çok zor abi. Imu'nun hükümet tarafından daha kaliteli casus adamları vardır. Yani bu tarz dandik bir adamı yollamazlar. Debex mi? Bunu ben demiyorum. Diyenlerin olduğunu okuduğum için diyorum. Buna da ihtimal vermiyorum. Çünkü Zebex tarzı aşırı güçlü bir karakter. Bu tarz Antinkunt'un plan uygulamaz. Yani böyle bir giriş de yapmasını ben mantıklı bulmam. Shanks de değil. Aklımıza gelen bir başka güçlü üye kalıyor. Bir başka güçlü kişi kalıyor. O da Kara Sakal. Evet, bana göre Karibu net bir şekilde bu chapter onaylanmıştır. Kara Sakal'ın bir üyesidir. Açıkçası çok eminim. Hani clickbait'te de başlık olarak vuracağımdan da eminim. Yani boşa değil bence. Çünkü gerçekten emin olduğum bir şey. Ondan dolayı da az önce dedim yani Karat'ın katılma olayı Karibu'nun Kara Sakal'dan olma ihtimaliyle biraz örtüşüyor yani. Sonuçta bir kişi fazlaysa Ugiwara'lardan da bir kişi fazla olması lazım. Yamato dışında bir kişi fazla. Yani mantıklı bir sonuca gidilebilir. Ya bilmiyorum, benim aklıma yatıyor. Olacak diye bir şey de yok tabi ama hoşuma gidiyor böyle bir şey çıksa. Ve Karibu'nun yani Kara Sakal'dan olması da gerçekten çok mantıklı. Böylece Kara Sakal bu hikayeye böyle katılmadı. Sadece kendini ve ekibini güçlendirerek Luffy'nin yaptığı sonuçlara aynı şekilde varmış oldu. Hani şimdi Poseidon ile ilgili bilgiler edinebildi. Pluton ile ilgili bilgiler edinebildi. Tek sıkıntı yol poneglifi ama ona göre de Kara Sakal'ın da değişik bir planı vardır yani. Hani demek istediğim, bir nevi tayfa ile olmadan, bizimle bu macerayı geçmeden her şeyi geçmiş gibi yaşayabilecek Kara Sakal. Çünkü bilgileri Karibu'dan alabilecek. Şimdi güzel mi? Güzel bence. Güzel bir olay oldu. Değişik bir olay oldu. Hani sevdim, hoşuma gitti. Biraz alışmalıyım ama mantıklı bir şey gibime geliyor. Neyse, gelelim son olaylara. Bölümün diğer kısmında tayfalar Wano'dan ayrılmak üzere ve Momo onlarla vedalaşmaya yetişmeye çalışıyor. Ve diğer tarafta da Yamato katılmak istediğini söylüyor tayfaya. Abi orada Yamato tayfaya katılır mı pek tartışılacak bir olay değil. Bana göre net bir şekilde onaylandı. Hani Yamato'nun baştan beri katılmaz deme sebebim Wano'da güçlü elemanların ihtiyaç duyduğu. Bu da zaten bu chapter vurula vurula söyleniyor. Ama yine de Yamato için kalması için bir sebep değildir bu saatten sonra. Çünkü o zaman da ta eskiden de dediğim bir şey vardı. Momo gibi güçlü biri gelecek. Başka bir güçlü biri olacak ve Momo'nun büyümesiyle ilgili bu olayda halloldu aslında. Yani Momo bildiğiniz Aramaki'ye dayadı yani. Ha yenmedi ama beni de yenemezsin dedirtti kendini orada yani. Öyle bir güçle karşı karşıya kaldı. Yani ondan dolayı Yamato net katılır gibime geliyor. Yani boşa heyecan. O son sayfayı daha heyecanlı aktarabilirdi o da bana göre. Neyse, gelelim bana göre en ilgi çekici olaylara. Şimdi bu 3 tayfa değişik rotaya gideceğiz diyor. Ya hiç, nereye işte bir Türkçe adlarını unuttum. East, West falan o tarz böyle bir dağınım yapacaklar. Çünkü Lockpot 3 değişik rota gösteriyormuş. Ne tesadüf. Yani 3 kişinin de değişik gidebileceği için güzel bir bağlama. Sonunda Love ile ayrılıyoruz ve bu bence çok kötü bir olay. Ama bunun dışında bu üçlünün bir konuşması oluyor. Love ilk olarak yol poneglifini Kid'e ve Luffy'ye de veriyor. Yani Kid de One Piece'e ulaşabilir artık. Burada önemli olan nokta bu. Kid'in dediği bir laf var. Yara izi olan birine gidip oradan One Piece ile ilgili bilgi edinmek istiyorum. Şimdi yara iziyle olan kişi kimdir? Hani birkaç karakterin yüzünde yara veya yanık da yazıyordu da ben yara izi olarak çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yara izi olarak aklımıza aslında bir kişi geliyor ama tabi bu çeviride tam net alamadığım için burada detaya da girmek istemiyorum. Kid'in de Shanks'te gidip dövüşmeye çalışacağına zerre ihtimal vermiyorum. Eğer çok düşük bir ihtimal olarak gördüğüm için bir şey diyemiyorum. Başka bir şey de çıkabilir orada. Neyse, sonuç olarak bu üçlünün kafayı yediği bir nokta var. Zoro'nun da özellikle. Buggy ekibine Mihawk ve Crocodile almış. Evet, doğru duydunuz. Buggy ekibine Mihawk ve Crocodile almış. Yani Buggy şu an en güçlü tayfaya sahip üyelerden biridir. Niye bunu diyorum? Bak, kendi tayfa kendi yani Gray'i çıkar, Yonko'yu. En güçlüsü büyük ihtimal yani Buggy'nin tayfasıdır. Çünkü Mihawk bir Yonko gücünde bana göre. Yani bir Shanks gücünde bana göre. Yakın yani, o da bayağı güçlü bir karakter. Tabi biraz sert bir yorum oldu ama gerçekten öyle. Tabi nasıl katıldılar diye insan sorguluyor. Bunu sorguluyorsunuzdur. Ben de sorguladım ve benim böyle bir sonuca vardığımı diyebilirim. Bunlar bir koalisyon kurdu. Hani gelin biz birleşelim yoksa bizi öpecekler. Ondan dolayı biz birleşelim. Bunlar birleşti. Burada her şey okeydir. Sonra da şöyle bir şey oldu. Buggy bir hareketiyle, bir tavrıyla büyük ihtimal hükümete savaş ilan etti. Veya ödülü koyan kişi de Buggy zaten. Yani burada da hükümet bunu sezince de direkt otomatik aa vay, demek ki lider Buggy'miş. Çünkü ödülleri koyan kişi Buggy. Bunu destekleyen olay bence budur. Bunun üstüne de şu var. Diğer karakterlerin aksine Buggy'nin büyük bir bölgesi var. Şeyleri var, askerleri var, adamları var. Yani gerçekten çok güçlü. Kraliyetlere yardım etmiş.
gerek iş olsun gerek iş olsun işte ne olursa olsun yani burada bayağı bir etkisi var. Ondan dolayı Buggy'nin bu pozisyonu almasını ben mantıklı buluyorum. Tabi burada Zoro da inanmıyor bu olaya. Gerçi kimse inanmıyor yani inanılacak bir yanı da yok ama olan bu. Tabi bir de dediğim gibi denizcilere ödül koyuyor abi. Buggy gidiyor diyor ki Akainu, Kizaru, kim efendime söyleyeyim kim olursa olsun size ben ödül biçiyorum. Sizi yakalayana bunu sunuyorum. Yani burada da Buggy'nin reislik, adamlıkta level atladığını diyebilirim. Hatta en son herhalde Engin'in videosuydu. En alfa hareket dedi One Piece'te. Abi ben üstüne koyuyorum yani yakın zamanda animelerde hatırladım en alfa hareketlerden biri. Yani Rajon'un da bir seviyesi olur. Bu bildiğin ezmek yani sinek gibi ezmek Rajon'a tabiriyle. Bunu dövüşte yapabilir mi tartışılır ama adama beton yetmez diyorum. Siz gerisini anladınız. Neyse arkadaşlar, chapter'ı sizin için değişik ve hızlı bir şekilde incelemeye çalıştım. One Piece'te bu saatten sonra bir Buggy rüzgarı esiyor. Haftaya maalesef mola var. Ondan dolayı bu chapter'ın tadını çıkarın. Umarım hoşunuza gitti. Like'ınızı ve abonenizi alırım. Almıyorsam da ayıp ettiniz. Ne bileyim. Neyse ben yavaştan kaçar. Videonun sonuna iki parodi atar. Ben kaçar ve hoşça kalın. Oh.